Merhabalar, ben Nesrin. Bir İstanbul tatilimin daha sonuna geldim. Daha önceki videomda İstanbul'a geliş kısmını çekmiştim yeni havaalanının. Şimdi de dış hatlar gidiş kısmını görüntüleyeceğim. Maalesef tatil çabuk bitti. 3 numaralı kapıdan gireceğim. Nazar boncuğunu da yapıştırmışlar. Kapıdan girer girmez direkt olarak güvenlik kontrollerine giriyorsunuz. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeriği de görüntüleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada güvenlik kontrollerinden geçiyorsunuz. Çok fazla beklemedim çünkü henüz yeni havaalanı tam kapasite çalışmıyor. Kontrollerden geçer geçmez tam karşıda panolardan uçağınızın hangi kapıdan kalkacağını öğrenebilirsiniz. Bugün bu havaalanı işlemlerini detaylı olarak çekeceğim çünkü çok fazla soru alıyorum. Hiç yurt dışına çıkmadım, havaalanı işlemleri nasıl yapılıyor diye çok soran oluyor. Ayrıca Zürih'teki havaalanı işlemlerini de Instagram adı çifte gezgin olan hesap çok sordu. Çok fazla ülke gezmişler. Bir sonraki rotaları Zürih'miş. Hemen bakıyoruz. Ne yapacağız? Kaçacağız. 10 dakika gecikme diyor. EFG'den işlem yapılıyormuş. Valizlerimizi EFG bölümünden vereceğiz. Valiz işlemleri bazen 1 saate yakın sürüyordu. Ama burası henüz tam kapasite çalışmadığı için yoğun değil. O yüzden çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Yine de her ihtimali göz önünde bulundurarak erken gelmenizi tavsiye ederim. Mesela F'den hemen sıraya girelim. Eğer öncesinde online check-in yaparsanız bazen bazı bankolar direkt olarak valizinizi teslim alıyor sadece. İşlemleriniz daha hızlı oluyor. Ama şu an öyle bir banko yoktu. Online check-in yapmış olmam pek bir işime yaramadı. İsviçre Schengen vizesini kabul ediyor. TLC kontak adresinden vize işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Şunu da belirteyim, eğer yeşil pasaportunuz varsa vize almanıza gerek yok. Direkt biletinizi alıp çıkıp Zürih'e gidebilirsiniz, İsviçre'ye gidebilirsiniz. Eğer kırmızı pasaportunuz varsa, yani Schengen vizesiyle Zürih'e gidiyorsanız, o zaman yurt dışı çıkış pulu almanız gerekiyor. Bunu da görevliye sorduğunuzda hemen gösterir ama işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bankosu. Buradan bir pul alıyorsunuz. Bu pulu şurası hemen yurt dışı çıkışı. Burada gümrükten geçerken polise gösteriyorsunuz. Sonra kaldırıp atabilirsiniz. Hiçbir işe yaramıyor. Acaba ne kadarmış, şimdi fiyatını soralım. Pul ücreti 15 liraymış ve yeşil pasaport dahil olmak üzere bütün pasaport sahipleri yurt dışı çıkış pulu almak zorundaymış. Şu an itibariyle fiyatı 15 lira. Buradan geçtikten sonra arkada yine kontrolden geçeceksiniz. Bitmiyor, kontroller bitmiyor. Burada da uçağınızın hangi kapıdan gideceğini öğreniyorsunuz. Bu panoları çok sıkı takip edin. Saat 4, Zürih uçuşu. 10 dakika gecikmeydi, şimdi 20 dakika olmuş. Çok güzel. Henüz kapı numarası belli olmamış. Ben biraz gezeyim dolaşayım, o ara kapı numarası belli olur. Türkiye'ye gelirken girişteki duty free'yi de çekmiştim. Daha doğrusu gümrüksüz alışverişi de çekmiştim. Ve fiyatlar bana çok fazla gelmişti açıkçası. O yüzden önerim bu indirim reyonlarını takip etmeniz. İndirimli parfümler yine burada da var. Bunların hepsi 30 euro. Bu arada yine çok fazla soran oldu. Burada 30 euroya verip bu parfümleri aldığınızda başka herhangi bir vergi falan ödemiyorsunuz. Burada bir pazar bölümü var ama belirttiğim gibi fiyatlar bana hiç uygun gelmedi. Türkiye'de indirimleri takip ederseniz eğer çok daha ucuza alabiliyorsunuz buradaki çoğu şeyi. Şimdi gidip uçağı kontrol edeyim, bakalım hangi kapıdaymış. Umarım belirlenmiştir. Kapımıza doğru gidelim. Yürüme yolu da bayağı oluyor. Hani alışverişten çıkayım hemen uçağa ulaşayım, yapamıyorsunuz maalesef. Bilginiz olsun. Uçağa gitmek için de epey bir yol almanız gerekebilir. Yargıcı var, Waikiki var. Bura bayağı bir alışveriş merkezi.
Çok büyük yapmışlar, çok güzel. Benim uçağım B6 kapısından kalkacakmış. Tabelaları takip ederek giriş kapınıza ulaşabilirsiniz. Ve Göbekli Tepe, biliyorsunuz 2019 yılı Göbekli Tepe yılı olarak ilan edildi. İnsanlık tarihinin en eski bilinen yapıları. Eskiden tarih Sümer'de başlar diyorlardı, ancak Göbekli Tepe bunu tamamen değiştirdi. Artık tarih Göbekli Tepe ile başlar. Bu replikaları koymaları harika olmuş. Yürüme yolu bayağı var demiştim. Gördüğünüz gibi B6'ya ulaşmaya çalışıyorum. Bu gördüğünüz panolarla uçağınızın kalkış kapısını takip edebilirsiniz. Atatürk Havaalanı'nda ani değişiklikler olabiliyordu kapılarda. Ben bir kere çok sorun yaşamıştım. 3-4 kez değişmişti. O yüzden her ihtimale karşı panoları takip etmenizde fayda var. Umarım bu kez değişmez. Ve geldim. B6. Dün akşam check-in yaparken uçak dolu görünmüyordu. Şu anda da çok kalabalık yok gibi. Son bir kontrolden sonra artık uçağa gidiyoruz. Tünelden direkt uçağa giriş yapacağız. Ve Zürih'teyiz. Uçaktan çıkar çıkmaz direkt havaalanının içine geldik. Bu iyi oldu. Otobüse falan binmedik. Tabela olarak Ausgang, Exit yani çıkış yazan levhayı takip etmelisiniz. Ayrıca valizinizi teslim alacağınız banta da yine bu tabelaları takip ederek ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki öncesinde kimlik kontrolünden geçmemiz lazım. Orada sıra bekleyeceğiz. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Trene binmemiz lazım. İçinde Heidi'nin çığlıklarını duyacağınız bir tren gelecek şimdi buraya. İnsanların sıra olma şekline bakar mısınız? Çıkışı asla kapatmazlar. Bakın. Heidi ile Peter'in çığlıklarını duyduğumuz ve bolca inek sesi dinlediğimiz bu tatlı tren yolculuğumuz 1-1,5 dakika sürdü. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Ve direkt pasaport kontrolüne geldik. İsviçre vatandaşıysanız ya da Avrupa vatandaşıysanız buradan direkt geçebilirsiniz. Pasaportunuzu okutup sıra beklemenize gerek yok. Ancak diğer yolcular için burada sıraya giriyoruz. Almancanız yoksa Türk yolculardan yardım isteyebilirsiniz. Pasaport kontrolünden çıktım. Yaklaşık 5 dakika sürdü. Neredeyse hiç beklemedim. Şimdi yine çıkış tabelasını takip ediyorsunuz. İlk kez gelenler için. Merdivenlerden yukarı çıkacağız. Yukarı çıktığımız zaman da yine tabelalardan bagajımızın hangi bantta olacağını kontrol edip direkt bagajı alıp çıkabiliriz. Burada uçaktayken videonun bir kısmını kontrol ettim de genelde hep nefes nefeseyim. Çünkü annemin içini kurumadımakla doldurduğu bir el bagajım var, bir sırt çantam var, ayrıca bir çantam daha var. Bütün bunları nefes nefese taşımam normal. Şimdi bakıyoruz, İstanbul 29. Evet, 29. 29 numaralı banta gidiyoruz. Banta doğru yürüyorum ama hemen sol tarafta bir tane gümrüksüz satış bölümü var, Duty Free. Burası daha önce söylediğim gibi oldukça küçük bir yer. Ülkelere girerken var olan gümrüksüz satış bölümü her zaman çok küçük ve kısıtlı ürünlerin olduğu bölümdür. Zürih'e girişi bu kapıdan yapacağız. Son anda burada polis sizi durdurup kontrol edebilir. Her ihtimale karşı temkinli ve dikkatli olun. Önce 29 numaradan valizimi alayım. İki tane valizle biraz zor olacak ama deniyorum. Mesela şu an polisin durdurup eşyalarını kontrol ettiği biri çıktı. Ve Zürih'teyiz. Bakın herkes bekliyor. Evet, buradan çıktım. Hemen karşıya geçiyoruz.
Eğer arabayla sizi alacaklarsa direkt buradan alabilirler. Ama eğer özel araç gelip sizi almayacaksa, gördüğünüz gibi bayağı bekleyenler var burada. Özel bir araçla gelip sizi almayacaklarsa tam karşıya geçmelisiniz. İçerisi küçük bir alışveriş merkezi gibi. Giriş çıkışlarda burada güvenlik arabası olmaz. Rahatça hiçbir eşyanızı bırakmadan giriş çıkış yapabilirsiniz. Dışarısı da soğuktu bayağı. Evet, böyle küçük bir AVM burası. Eğer tren kullanacaksanız alt kata inmelisiniz. Otobüs kullanacaksanız da hemen şu karşıdaki yürüyen merdivenlerden üst kata çıkmanız lazım. Ama ben bugün size trenlerin kalktığı bölümü göstereyim. Çünkü İsviçre'de arabaların çıkamadığı yerlere bile trenler çıkmakta. Tren seferleri her yere var. Burada pek çok mağaza mevcut. Her ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Yürüyen merdivenlerden alt kata iniyoruz. Hemen alt katta tren gişeleri, tren bilet gişeleri var. Evet, işte burası. Gideceğiniz yere söyleyip buradan her yöne bilet alabilirsiniz. Ya da tam karşısında otomatik bilet makineleri mevcut. Buradan istediğiniz yere bilet alabilirsiniz. Yanınızda bozuk para bulundurmanızı tavsiye ederim. Bazı makineler kağıt para almıyor çünkü. Tren içinde şuraları kullanıyorsunuz. Bu panolardan da tren ve otobüslerinizi takip edebilirsiniz. Nereye, saat kaçta, hangi alandan kalkıyor onları inceleyebilirsiniz. Yine karşıda trene gitmek için başka bir kapı daha var.